Merhaba PH bacım hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde temel fonksiyonlardan biri olan e, yuvarlama fonksiyonunu öğreneceğiz. Yani nasıl yuvarlama fonksiyonu? Eee sayıları, ondalıklı sayıları e, bu fonksiyon sayesinde yuvarlayacağız. Daha öncesinden trace fonksiyonunu öğrenmiştik. Bu dersimizde de MAT ROUND denilen bir fonksiyonu öğreneceğiz. E, böylelikle temel fonksiyonları bitirmiş olacağız. Yani bu tabii ki daha bir sürü fonksiyon var. Yani bu da, bu fonksiyonlar dersinde seri halinde olacak, bitirmiş olacağız. Şimdi var diyorum. Bir değişken tanımlıyorum. Evet arkadaşlar devam edelim. Var dedik. Şimdi ne yapacağız? Ee, i̇ki tane değişken tanımlayacağız. Teki e, rakamımızı ifade edecek. İkincisi ise yuvarlayacağımız fonksiyonu ifade edecek. Yani nasıl yapacağız? Sayı e, number diyelim. Data type'ı null yaptık. Number olsun. Number. Güzel. Şimdi e, ondalıklı bir sayı yazmamız lazım. Küsüratlı bir sayı. Mesela 6.8 diyelim. 6.8 var diyoruz. Tekrar yeni bir değişken tanımlıyoruz. Yuvarla diyelim bunu da. Yuvarla bu u integer olsun. U integer. Ee, şimdi şöyle yapacağız. Mat fonksiyonumuzun fonksiyonumuzun adı mat round fonksiyonu. Parantezi açıp kapatıyoruz. Buraya fonksiyonumuz yazacağız. Yuvarlayacağımız fonksiyonu. peş peşe sıralıyoruz arkadaşlar. Sayımızı tanımladık. Number dedik data type'ı. Sonra yuvarlamız, yuvarla diye bir değişken tanımladık. Data type'ı integer ve matround fonksiyonu işledik. Matround fonksiyonunu ise ne neyde kullanacağız? Sayıda kullanacağımızı belirttik. Yani 6.8 var burada şu anda sayı onu ifade ediyor. Şimdi traceleyelim bakalım. Neyi traceleyeceğiz? Tabii ki yuvarlayı traceleyeceğiz. Yuvarla, yuvarla diyoruz. CTL enter dediğimde bakalım 6.8 gördüğünüz gibi 7 gösterdi. Biz buraya 6.5 deseydik ne olacaktı? Yine 7 gösterdi. 6.4 dersek sanırım matematikten biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi 6 gösterdi. Eğer 5'ten aşağıysa 5 noktalı bölüm 5'ten aşağıysa 6'ya yani kendine eşit gösteriyor. 5.4 ise burası 5 gösterir. Eğer 5.5 veya 6.5 5'ten 5'e e eşit veya yukarıda ise bir üst rakamı gösteriyor. Bugünkü dersimizde bu kadar olsun. Bu önemli fonksiyonlardan bir tanesi de işlemleri yaparken bunları kullanıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.